Din ve Hayat programından herkese selamlar. Baştan beri ibadetlerle alakalı açıklamalar yapıyoruz. Bu esnada kullandığımız e, hükümler var. Vacip diyoruz, farz diyoruz, mekruh, sünnet, haram, helal diyoruz. Bugün bunların ne manaya geldiğini yani kısaca hükümleri göreceğiz. Hükümler deyince zihnimizde şöyle bir şey e, harita olarak konumlandırabiliriz. Önce emredilenler en altta yasaklananlar, arada da serbest bırakılanlar. Cenab-ı Hakk'ın insanlara göndermiş olduğu hükümlerin genel haritası bu şekildedir. Üste emredilenler, en altta yasaklananlar, ortada serbest bırakılanlar. En üste emredilenler ikiye ayrılıyor. Vacip ve mendup diyoruz. Vacip farz manasında. En altta haram kılınanlar haram ve mekruh diyoruz. İki kategori arada da serbest bırakılanlar kısmı da mübah oluyor. Böylece beşli bir hükümler sistemi oluşturulmuş fıkıhta. Beşli bir hükümler sistemi. Bunları detaylandırıldığında biraz daha e, alt kategorilerle isimlendirildiğinde yedide olabiliyor. Hanefilerde özellikle yedidir. Ama genel itibariyle bütün ulemanın, bütün mezheplerin kabul ettiği asgari bir hükümler hiyerarşisi ya da hük hükümler haritası diyebiliriz oluşturulmuş. Emredilenler kısmında vacip ve mendup, yasaklananlar kısmında haram ve mekruh, serbest bırakılanlar kısmı da mübah oluyor. Şimdi bunları sırasıyla görelim. Vacip diyoruz. Vacip deyince aslında farz anlıyoruz. Yani bunun bütün mezhepler tarafından kabul edilen, anlaşılan manası farzdır. Farza genel olarak vacip derler. Vacip gerekli demek, lüzumlu demek, lazım demek. Bu tabi kesin bir gerekliliği ifade ediyor. Fıkıhta tarifi şöyle. Gerekliliği kesin bir delille bağlayıcı şekilde ortaya konulan fiil. Diğer bir ifadeyle kesin ve bağlayıcı bir şekilde emredilen fiil vacip. Bu tabi farz oluyor. Farz. Farzı tarif ederken de böyle diyoruz. Kesin ve bağlayıcı bir şekilde şari tarafından emredilen fiile farz denir. Şari kelimesini de çok kullanacağız belki bu programda. Şari şeriat koyan demek, kanun koyan demek. Cenab-ı Hakk'ı kastediyoruz. E, evvelen ve bizzat Cenab-ı Hakk'ı kastediyoruz. Çünkü şeriat koyucu Allah'tır, kanun koyucu Allah'tır, hüküm verici Allah'tır. Ama ikinci olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da kastettiğimiz oluyor. Efendimiz de bir şaridir, kanun koyucudur, hüküm koyucudur. Ama genel itibariyle Efendimiz de koyduğu hükümleri Allah adına koyduğu için, Allah'ın kendisine bildirdiği hükümleri koyduğu için biz şari dediğimizde genelde Cenab-ı Hakk'ı hatırlarız. Bazen de ara sıra Efendimiz'i kastederiz. Evet, şari'nin kesin ve bağlayıcı bir şekilde yapılmasını emrettiği fiile vacip diyoruz. Diğer bir ifadeyle parantez içerisinde farz diyoruz. Örnek olarak bildiğiniz gibi beş vakit namazdır, zekattır, oruçtur, hacdır, helal yemektir, anne babaya iyi davranmaktır vesaire. Pek çok farz var, pek çok vacip var. Bunların hepsini kitaplarımızda bulmak mümkün. Hanefilerdeki vacip de aslında yapılması gereken bir şeydir. O da yine bir delille emredilir. Mişari tarafından emredilir. O da yine bağlayıcıdır ama o emredilen, emreden delil zannidir. Yani farzda olduğu gibi kesin bir delille emredilmemiştir. Zanni bir delille emredilmiştir. Bunların da yine fıkıhta kendi manaları, konumları, kategorileri var. Zanni bir delille, ahat haberle emredilmiş ama yine yapılması istenen, dolayısıyla bağlayıcı, yapılmadığında kazası yapılan bir fiil. Vitir namazı, iki bayram namazı, kurban kesme, Fatiha'yı okuma, sure namaz içerisinde Fatiha suresini okuma Hanefilerdeki vacibe birer örnek. Dediğimiz gibi vacip dediğimizde hep farz anlaşılır. Farz anlaşılır genel mezheplerin kanaati budur. O en üst mertebedir. Emredilen ve bağlayıcı bir şekilde yapılması istenen fiildir. Onun altında birazdan geleceğiz menduk var. Sünnetler bu kategoriye giriyor o vaciple mendubun arasında bir ara kategori var. İşte o ara kategori Hanefilerdeki vacip. Hanefilerde vacip dediğimizde o araya sıkıştırılmış, yerleştirilmiş bir kategori anlaşılır. Farz değil ama sünnet de değil. Farz kadar kesin emredilmemiş ama sünnet kadar da yapmadığımızda mesul olmayacağımız bir şey değil, mesuliyet gerektiriyor. Fakat net bir emirde, kesin bir emirde değil. İşte bunları Hanefiler ayrı olarak değerlendirmişler. Bu tür delilleri değerlendirmişler ve vacibe bir ara kategori tayin etmişler. Onu oraya yerleştirmişler. Onu da aslında yine fiiliatta, tatbikte, pratikte bir farz gibi işliyoruz biz. Farz gibi görüyoruz. Yapamadığımızda kazasını yapıyoruz. Mesela vitir namazını kılamadığımızda kazasını yapıyoruz. E bayram namazlarını kılamadığımızda onların kazası yok belki ama onların yerine sadaka veriyoruz. Tevbe istiğfarda bulunuyoruz. E çünkü bağlayıcı yapılması gereken bir şey. Kurban kesmediğimizde kesilmesi gerektiği halde kesmediğimizde onun yerine mutlaka değerini sadaka olarak veriyoruz. Çünkü bağlayıcıdır. Evet vacibi gördük. Kesin ve bağlayıcı bir şekilde emredilen fiil dedik. Bu kesin ve bağlayıcı kelimeleri de önemlidir. Çünkü Hanefilerdeki vacibi tarif ederken kesin olmayan bir delille, zanni bir delille ama bağlayıcı şekilde emredilen fiil dedik. Dolayısıyla farzla vacip bu şekilde ayrılmış oluyor. Farzda kesin ve bağlayıcı. Vacipte kesin olmayan ama yine bağlayıcı bir fiil. Bu ayrımlarda bu iki kelime önemli oluyor. Kesin ve bağlayıcı olmak. Mesela namazla alakalı emirler kesindir. Ayetlerde açık nettir, hadislerde açık nettir ve bunlar aynı zamanda bağlayıcıdır. Ama bir kurban kesme ile alakalı emir, bir beş vakit namazı emreden emir gibi, ayetler gibi kesin değildir. Evet inne altayna kel kevser fesalli rabbike ven har ven har ifadesi kurban kesmeyi ifade ediyor ama bir beş vakit namazı emreden ayet kadar kesin değildir. Çünkü burada Efendimiz'e mi doğrudan hitap var yoksa Efendimiz'in şahsında bütün ümmete mi hitap var? Bu konuda bir tereddüt var, bir ihtilaf var, görüş ayrılığı var. İşte bu görüş ayrılığı, bu tereddüt, bu şüphe o delilin kurban konusunda kesin olmamasını sağlıyor, netice veriyor. Kesin olmayan bir delil. Hadislere bakıyoruz, hadislerde de böyle emredici mahiyette kurbana dair, emredici mahiyette hadisler görüyoruz ama bu emir acaba bir tavsiye niteliğinde midir? Yoksa kesin bağlayıcı bir emir midir? İşte bunları değerlendiren ulemamız diyor ki kurbanla alakalı emirler kesin değil ama kesine yakın. Bir emir var neticede. Kesine yakın, bağlayıcı ama işte o kesinlik noktasındaki tereddütten dolayı, zannelikten dolayı buna biz farz diyemiyoruz ama sünnet kategorisine de indiremeyiz, mendup kategorisine de indiremeyiz. Arada bir yerde onu tutmamız lazım. Dolayısıyla bu bir vaciptir diyorlar Hanefi uleması. Evet böylece Hanefi ulemasında aslında delilleri değerlendirirken farz, sünnet şeklinde e, net bir ayrımla beraber arada bir e, net olmayan delilleri değerlendirme özelliği de var. O net olmayan değer, delilleri değerlendirmişler ve bir ara, ara kategori açmışlar, oraya vacip demişler. Aynı meseleyi mekruh meselesinde de göreceğiz mekruh konusunda. Harama yakın mekruh, helale yakın mekruh şeklinde ayrım yapıyorlar. Ona inşallah mekruh konusunda göreceğiz. İstenilen, yapılması istenilen, emredilen şeylerle alakalı birinci sırada farz dedik ya da vacip dedik. İkisini de aynı manada kullandık ve onu tarif ettik. İkinci sırada mendup var. Mendup kelime olarak istenilen, davet edilen, yapılması istenen şey demek ya da temayül gösterilen, meyledilen şey demek. Fıkıhta ise yapılması istenen fakat kesin ve bağlayıcı bir şekilde istenmeyen. Yapılması kesin ve bağlayıcı bir şekilde istenmeyen fiil demek. Yapılması isteniyor ama bir farzda vacipte olduğu gibi kesin ve bağlayıcı şekilde istenmiyor. Mendup dediğimizde aklımızda şu olsun, bütün sünnet türleri menduptur. Farz değil, Vacip de değil, farzla vacibin dışında yapılması istenen şeyler. Dolayısıyla sünnet kalıyor geriye. Mendup deyince sünneti anlayabiliriz. Sünnetin bütün kategorilerini anlayabiliriz. E, sünneti müekkede, sünneti gayrimüekkede, e, adab türünden sünnetler, bütün bunların hepsini mendup kategorisinde anlayabiliriz. Mendup dediğimizde aslında bir manada sünneti de anlayabiliriz. Yapılması istenenleri gördük, vacip ve mendup ya da farz ve mendup şeklinde gördük iki başlık altında. Yapılmaması istenenleri de göreceğiz ama arada bir kategori demiştik, serbest bırakılan bir kategori mübah diyoruz. O serbest bırakılan alana mübah diyoruz. Mübah denilen kısım çok geniş bir kısımdır. Serbest bırakılmıştır. İnsanlar yapıp yapmamakta hürdür. Cenab-ı Hak, şari Teala, kanun koyucu, hüküm koyucu Allah Teala o konuda bir şey dememiştir. Yani yap ya da yapma dememiştir. Bunun yapılması ya da yapılmaması insanın iradesine kalır, insanın e, isteğine kalır. İnsan isterse yapar, yaptığında bir şey yapmış olur, iyi bir şey yapmış olur. Yapmadığında ise herhangi bir kınama söz konusu değildir. Yani yeme içme gibi, uyuma gibi e, insani haller. Bunlardan bazıları insan istediği zaman yer, istemediği zaman yemez. İstediği zaman uyur, istemediği zaman uyumaz. Niye uyumadın diye Cenab-ı Hak mesul tutmaz ya da niye uyudun diye de mesul tutmaz. Bunlar insani olarak ihtiyaç olan şeyler. Bu gibi şeyler çok geniştir. Çok geniştir ve bu geniş alana biz mübah alanı diyoruz. Cenab-ı Hak yaratırken varlığı her şeyi insan için yarattığını beyan buyuruyor. Halakaleküm <laughs> halakaleküm diyerek Kur'an-ı Kerim'de çok tekrar edilir. İnsan için yaratılan varlık dolayısıyla mübah bir varlık başta. Ancak neler hariç? Haram ve mekruh kılınanlar hariç. Haram ve mekruh kılınanların dışında bütün varlık insan için yaratılmış ve insanın kullanımına sunulmuş. Dolayısıyla insanın onu alması, onları kullanması, onlardan istifade etmesi mübahtır, helaldir, caizdir. Evet böylece mübah yerine aslında caiz ve helal kelimelerinin kullanılabileceğini de ifade etmiş olduk. Bazen caiz deriz, bazen helal deriz, bazen mübah deriz. Bu üç kavramla da kastettiğimiz şey aslında aynı manadır. Nüansları var ama çok önemli nüanslar değil bunlar. Bunların üçünü de bir manada kullanabiliriz geldik yapılmaması istenenlere yapılması istenenleri gördük. Tekrar edeyim ki iyice zihinlerimizde yerleşsin. Farz, mendup ya da vacip mendup. Arada serbest bir alan var, mübah. Allah'ın bir hüküm vermediği, serbest bıraktığı bir alan. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı alana geldik. Haram ve mekruh şeklinde iki başlık altında görüyoruz bunu. Haram Evet, bir şeyi mahrum etmek, mahrum kılmak demek sözlük olarak bir şeyden uzaklaştırmak demek. Fıkıh'ta da şariin, kanun koyucunun kesin ve bağlayıcı bir şekilde yapılmamasını emrettiği ya da yapılmasını yasakladığı fiildir. Kesin ve bağlayıcı bir şekilde şariin kanun koyucunun yapılmamasını emrettiği ya da yapılmasını yasakladığı fiildir. Burada da dikkat ettiğiniz gibi e, kesin ve bağlayıcı kelimeleri önemli oluyor. Kesin ve bağlayıcı bir şekilde cenab Hak bir şeyin yapılmasını yasaklıyor. İçki içmek böyledir mesela, zina böyledir, hırsızlık böyledir, yalan söylemek böyledir, sahtekarlık böyledir, aldatmak böyledir. Bunlar kesinlikle haram kılınmış şeyler. Haramı ikiye ayırmışlar. Haray, haram li aynihi, haram li gayrihi şeklinde. Haram li aynihi, bizzat haram olan şeyler. Yani Allah'ın haram kıldığı öyle şeyler vardır ki bizzat kötüdür, pistir, zararlıdır. Allah'ın e, doğrudan haram kıldığı şeylerdir. İçki içmek böyledir, zina böyledir, hırsızlık böyledir mesela. Bir de haram li gayrihi vardır. Aslında yapılan fiil Normalde helaldir. Normal şartlarda helaldir ama başka bir sebebe bağlı olarak haram kılınmıştır. Mesela oruç tutmak caizdir ama bayramda oruç tutmak haram kılınmıştır. Haram li gayrihi oluyor dolayısıyla bayramdan dolayı haram kılınan bir şey. Mesela pazarlık yapmak helaldir, caizdir ama Pazarlığın üstüne pazarlık yapmak haram kılınmıştır. Yani iki kişi pazarlık yaparken aralarında anlaşmaya çalışırlarken bir üçüncü şahsın gelip onların üzerinde pazarlık yapmaya kalkması o pazarlığı bozmak manasına geleceğinden, haksızlık manasına geleceğinden dolayı haram kılınmıştır. Buna da haram li gayrihi diyoruz. Mekruh demek sevilmeyen şey, nahoş görülen şey, hoş görülmeyen şey demek. Mekruh dediğimizde aslında Türkçe'de tam bunun karşılığı sakıncalı diyebiliriz. Kerih görme ifadesinde kullanıyoruz. E, sakıncalı şey demek yani kaçılmak lazım, çekinmek lazım bundan. Haram kadar net değil. O yüzden fıkıhta tarif ederken mekruhu kesin ve bağlayıcı olmayan bir delille yani zanni delille yasaklanan fiildir yasaktır ama haram kadar net yasaklanmış bir şey değildir dolayısıyla bu haramdır deyip atamıyoruz ama sakınmak iyidir diyoruz sakıncalıdır uzak durmak lazım diyoruz bu tür şeylere mekruh deriz mesela ciddi bir gerekçe olmadan boşanmak yani ortada bir sebep yokken boşanmak mekruhtur gereksiz yere soru sormak mesela mekruhtur yani sakınması sakınılması gereken bir şeydir mekruh vakitler vardır. O mekruh vakitlerde nafile namaz kılmak mesela mekruhtur. Mesela evlenirken mehiri zorlaştırmak mekruhtur. Borcu borçluyu zorlamak mekruhtur. Bu tür şeyler hani sakınılması gereken, yapılmaması istenen ama bu konuda kesin böyle haram gibi bir hükümde koyamadığımız, söyleyemediğimiz sakınılması gereken şeyler. Şöyle bir şey de söylenir mekruhla alakalı mekruhu işleyen kişi Allah tarafından kınanır. Akulum neden böyle yaptın denir mesela ona. Kınanır. E, terk edilen terk eden kişi de övülür. Mekruhtan çak, e, sakınan, çekinen kişi de övülür. Allah nezdinde onun bir değeri vardır. Bu tabi övünme ve kınanma meselesi kullar tarafından değil Allah tarafından yapılan bir övünme ve kıvanma ya da övülme ve kınanma. Evet Allah över, Allah kınar. Mekruhu yapan kişiyi Allah kınar. Bir haram kadar olmasa da mekruhtan kaçınan kişiyi de Allah över, Allah sever, Allah'ın hoşuna gider tabiri caizse. Evet mekruhu bir de Hanefiler açısından ele aldığımızda az önce bahsettiğimiz ara kategoriler burada da var. Mekruhu Hanefiler ikiye ayırmışlar. Bir harama yakın mekruhlar. 2. E, helale yakın mekruhlar. Diğer mezheplerin mekruh dediğinde kastettiği şey e, Hanefilerdeki tenzihen mekruhtur. Yani helale yakın mekruhtur. Hanefiler bir de buna harama yakın mekruhu eklemişler. Harama yakın mekruh nedir? Vacibin zıttıdır diyebiliriz. Evet, vacip nasıl bir ara kategoriydi? Emredilenler kısmında. Onun tam tersi bir ara kategori e, Hanefilerde e, vacibin zıttı Harama yakın mekruhtur, tahrimen mekruhtur. Yani yapılması istenmiyor, yasaklanıyor, kaçınılması isteniyor ama biraz daha kuvvetli bir delille isteniyor. Öyle anlayabiliriz. İkisi de zanni delille sabit aslında, mekruhların hepsi de zannî delille sabit. Çok kuvvetli delillerle ortaya konmuş bir delil, hüküm değil. Ama yine de o zannîlerin, zannî delillerin arasında da bir ayrım yapıyorlar, kategoriler yapıyorlar. Çok biraz daha kuvvetli bir zanni delille yasaklanmışsa bir fiil ona harama yakın mekruh diyorlar. Biraz daha az kuvvetli bir delille yasaklanmışsa bir şey ona da helale yakın mekruh diyorlar. Hanefi'lerdeki bu helale yakın mekruhun zıttını da mendub olarak düşünebiliriz ya da helale yakın mekruhu mendubun zıttı olarak düşünebiliriz. Mendub istenilen, yapılması istenen ama farz, vacip gibi bağlayıcı olmayan bir şeydi, bir fiildi. Eee tenziyen mekruh da kaçınılması istenen ama bir haram gibi, bir harama yakın mekruh gibi ...net, kesin ve bağlayıcı bir şekilde sakınılması istenen bir şey değil. Ama yine de sakınmanın güzel olacağı bir fiil. Evet hükümleri gördük. Bu hükümleri zaman zaman programlarımız boyunca kullanacağız. Ve kullanırken de inşallah bunların tariflerini vereceğiz, delillerini vereceğiz. O zamanlar daha iyi anlaşılacak. Örnekleri daha doğrusu daha çok vereceğiz programlarımızda. O zaman daha iyi anlaşılacaktır. Ben sadece zihinlerimizde böyle bir hükümler kategorisi, hükümler hiyerarşisi de diyebiliriz. Zihnimizde böyle bir harita oluşsun, dinin, Allah'ın, peygamberin emrettiği şeyler nereye yerleşiyor, nasıl yerleşiyor, bununla alakalı genel bir fikrimiz olsun diye hükümlerden bahsettim. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Bu sevdanın Bedeli kitabı, dedelerimizin hüsranla yad ettiği bir rüyanın bugün gerçek olduğunu anlatıyor. Harun Tokan kaleme aldığı bu kitabı okurken bir büyük nehre akan derin ırmaklara şahit olacak ve her bir hikayenin sonunda demek buymuş bu sevdanın bedeli diyeceksiniz.